Merhabalar, bu videomuzda Python dilinde bir oyun hazırlayacağız. Oyunumuzun ismini Kaplumbağaları Yakalı olarak isimlendirdim. Öncelikle oyuna bir göz atalım. Oyunda bulunan nesneler, bazı şekiller var, arka alan resmi var, puan ve hız unsurları var. Kaplumbağaları yakaladığımız zaman puanımız artıyor. Aynı zamanda ses çıkarıyor. Sağ ve sol ok tuşlarıyla yönümüzü değiştirebiliyoruz. Yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla da hızımızı artırıp azaltabiliyoruz. Şimdi adım adım böyle bir oyun hazırlayacağız. Haydi başlayalım. Oyunumuzu başlayalım. Oyunumuz için öncelikle bir directory dizin açalım. Kaplumbağa yakala diye bir dizin açıyorum ve yeni bir Python dosyası açalım. Main olsun. Oyunumuzda kullanacağımız modül Turtle, kaplumbağa modülü. O yüzden öncelikle kaplumbağa modülünü import ediyorum. Yani programa ekliyorum, katıyorum. Daha sonra Turtle içerisinde bir ekran oluşturacağım. Buna da bir isim olarak pencere diyelim. Pencere. Turtle içerisinden bir screen. Screen'de bir ekran oluşturuyorum. Daha sonra bu penceremizin büyüklüğünü belirleyelim. Screen size. Screen size 600'e 600 olsun. Buna bir isim verelim. Penceremize bir isim verelim. İsmimiz title'la isim veriyoruz. Kaplumbağaları yakala. Yakala diye bir isim veriyorum. Bir arkalan rengi verelim penceremize. BG color. Bu da blue olsun. Ekranımızı oluşturduk. Şimdi ekranımızı hareket edecek objemizi oluşturalım. Buna da oyuncu diyelim. Gene turtle içerisinden bir turtle oluşturuyoruz. Bir nesne oluşturuyoruz. Oyuncumuzun rengini belirleyelim. Rengi beyaz olsun. White. Oyuncumuzun shape, şekli nasıl olacak? Şekli triangle, üçgen olsun. Ve üçgenimizin büyüklüğü, shape size. Buna da 3 diyelim. Ve oyuncumuz hareket ederken de herhangi bir çizgi çizmeyecek. O yüzden pen up yapalım. Yani kalemimizi kaldırıyoruz oyuncu için. Oyuncu için pen up. Yani çizim yapmayacak. Oyuncumuz hareket edecek. Şimdi bir sonsuz bir döngü oluşturuyoruz. While true. Bu her zaman dönecek döngümüz. Ve sürekli olarak buradaki oyuncumuzu biz hareket ettiriyoruz. Forward. Forward ileri doğru hareket ettiriyor. Ve her seferinde şimdilik bir yazalım bunu. Her seferinde bir frame hareket edecek. Bir pencere oluşturduk. Penceremizde bir oyuncumuz var. Bu oyuncumuz sürekli hareket ediyor. Şimdi bir çalıştıralım. Görüldüğü gibi oyuncumuz var ve oyuncumuz sürekli hareket ediyor. Şimdi programımıza klavye kontrollerini ekleyelim. Öncelikle burada bizim belirlediğimiz bir oyuncumuzun hızı oluyor. Onu şimdi değişken haline getiriyorum. Yani speed diye bir değişken oluşturuyorum. Şimdi de hızı 1 olsun. Ve burada speed olarak onu isimlendiriyorum. Şimdi bundan sonra da klavye kontrolü nasıl yapacağız? Penceremizi dinlememiz gerekiyor. Pencere.listen diyorum. Artık bundan sonra klavyede olacak herhangi bir olayı şu an artık kontrol edeceğiz. Bunun için de pencere.onKey diye bir metodumuz var. OnKey burada mesela şöyle bir iki bölümden oluşuyor.
Left dediğim zaman, yani left sol ok tuşuna bastığım zaman ne olacak? Bu bir fonksiyonu çağırsın. Fonksiyonumuzun ismi de sola dön olsun. Sola dön diye bir fonksiyonu çağıracağız. Burada da hemen onu belirliyoruz. Sola dön fonksiyonumuzu belirliyoruz. Def ile fonksiyonumuzu hazırlıyoruz. Fonksiyonumuzun ismi sola dön. Dolayısıyla şimdi oyuncumuzu döndüreceğiz. Oyuncumuzu left metoduyla sola doğru döndüreceğiz. Kaç derece döndüreceğiz? Angle. Burada mesela 30 derece sola doğru dönsün. Aynı şekilde bunu kopyalıyorum ben şimdi. On key right, yani sağ ok tuşuna basıldığı zaman da sağa dön diye bir fonksiyonumuz olsun. Bu da right sağ tarafa doğru 30 derece onu döndürecek. Şimdi bunu bir kontrol edelim öncelikle. Bakalım gidiyoruz. Sola basıyorum, sola dönüyor. Sağa basıyorum, sağa dönüyor. Evet, şu an çalışıyor. Burada dereceyi de azaltabiliriz veya artırabiliriz. 20 derece, 30 derece, 10 derece. Onun için ayrı bir kontrol de yapabiliriz. Şimdi hızla alakalı nasıl çalışacağız? Gene aynı şekilde pencere. Nokta 10 key. Bu sefer yukarı ok tuşu, yani up ok tuşuna basıldığı zaman hızı artır diyelim. Hızı artır diye bir fonksiyon oluşturalım. Def hızı artır. Burada da bizim daha önce tanımladığımız speed diye bir değişkenimiz vardı. Burada da bu olayı incelemiş olalım. Speed değişkeni ana programda yazılmıştır, tanımlanmıştır ve global, genel bir değişkendir. Biz global değişkeni bir fonksiyon içerisinde kullanmak için öncelikle onu global olduğunu, genel olduğunu belirlememiz gerekiyor, yazmamız gerekiyor. Global speed. Yani biz şimdi speed değişkenini, hız değişkenini fonksiyon içerisinden ulaşmak istiyoruz. Yani onun hak üzerinde bir değişiklik yapacağız mesela. Hızı artırmak ne demek? Onun değeri 1'di. Mesela onu 1 artıralım. Speed eşittir. Speed artı 1. Yani onun hızını 1 artırmış olduk. Aynı şekilde hızı azalt diye bir fonksiyon daha oluşturalım. Ondan sonra da programı kontrol edelim. Hızı azalt. Bu da down. Aşağı ok tuşuyla olacak. Def hızı azalt. Burada da aynı şekilde speed eşittir speed eksi 1. Hızını biz azaltmış olacağız. Burada bir artırıyoruz, burada bir azaltıyoruz. Şimdi bir kontrol edelim. Sağa sola dön, sağa dön. Hızı artır. Hızı artırdık. Hızı azalttık. Hızı artırdık. Hızı azaltalım. Evet, şu an klavye kontrolü de sağlamış olduk. Şimdi de oyuncumuzun hareketini otomatik kontrolünü yapalım. Yani oyuncumuz mesela hareket ediyor sağ tarafa doğru. Yani pencere dışına çıktığı zaman otomatik olarak geri dönsün. Bunun kontrolünü while içerisinde yapabiliriz. Şimdi şöyle yapacağız. If komutunu kullanıyorum. Eğer diyorum oyuncumuzun konumu. Şimdi şunu bir hatırlamamız gerekiyor. Penceremizde orta noktamız bizim 0. Penceremizin büyüklüğü ise 600'e 600 olarak belirlemiştik. Yani orta noktadan sağa doğru gittiğimiz zaman 300 x boyunca. Sola doğru gittiğimiz zaman da eksi 300. Gene yukarıya doğru gittiğimiz zaman artı 300 y boyunca, aşağı doğru gittiğimiz zaman da eksi 300. Dolayısıyla x koordinatlarına göre diyelim ki bizim sağ tarafta 300'den daha fazlaysak veya oyuncumuz gene x koordinatlarında eksi 300'den daha küçükse, yani pencerenin dışına çıkmıştır.
O zaman 180 derece geriye doğru dönsün. Yani oyuncumuz sağ taraftan dönsün. 180 derece geriye dönsün. Aynı şekilde bu x'e göre yazdık. Bu işlemi gene y'ye göre yapmamız gerekiyor. Yani y koordinatlarında 300 veya eksi 300'den büyük veya küçükse gene sağ tarafa doğru otomatik olarak dönecek. Şimdi bir kontrol edelim. Şimdi ilerliyor oyuncumuz. Ve görüldüğü gibi otomatik olarak dönme yaptı. Evet. Şimdi de programımıza bir hedef ekleyelim. Öncelikle sadece bir hedef ekleyeceğiz. Ondan sonra da diğer hedeflerimizi ekleyeceğiz. Yeni bir hedef nesnesi oluşturalım. Hedef turtle nokta turtle. Bu hedefimiz gene bir çizim yapmayacak. Sadece hareket edecek. O yüzden pen up diyoruz. Bunun rengi, hedefimizin rengi color sarı olsun, yellow. Şekli, hedefimizin shape turtle olsun, kaplumbağa şeklinde. Hareket, ilk başta kendi hareketi yok. O yüzden hedef speed 0 diyorum. Biz kendimiz artıracağız onun hızını. Ve ekrandaki konumunu belirleyelim. Set position. X ve Y pozisyonunu biz otomatik olarak almak istiyoruz. Bunun için random kütüphanesini eklememiz gerekiyor. Burada şimdi import random diyorum. Ve program içerisinde de random nokta rand int dediğimiz zaman rand int integer yani tam sayı bir tam sayı üretecek. Bu tam sayı da eksi 300 ile 300 arasında yani ekran içerisinde bir konumda olsun. Bunu biraz küçük de yapabiliriz. Bu x olarak bir de aynı şekilde y olarak konumunu otomatik olarak belirliyoruz. Hedefimizin yer konumunu belirledik. Yine aynı şekilde hedefimiz oyuncumuz gibi hareket etsin. Yani burada hedef nokta forward hızı 1 olsun burada. Şimdi kontrol edelim. Evet, burada belirdi ve hareketine devam etti. Otomatik olarak şu an burada belirdi ve hareketine devam ediyor. Biz bunu oyuncumuzu hareket ettirip ona ulaşıp onu yakalamaya çalışacağız. Şimdi oyuncumuz hedefe ulaştığı zaman bir puan alacağız. Şu an puanlama sistemimiz yok ama hedefe ulaştığı zaman hedefe çarpma işlemi gerçekleşiyor ve hedefimiz ekranda başka bir yerde tekrar belirecek. Bunu nasıl bir yapabiliriz? Yani oyuncumuzla hedefimizin çarpışma olayının gerçekleştiğini nasıl anlayabiliriz? Yani bunun için şöyle bir şey kullanacağız. Yani iki nesne arasındaki uzaklığı da hesaplama da yapabiliriz ama turtle içerisindeki şöyle bir özelliği de kullanabiliriz. Yani oyuncu nokta distance. Distance aradaki mesafeyi ölçecek. Distance oyuncu ve hedef arasındaki uzaklığı. Piksel olarak mesela bunların büyüklüklerine göre mesela 40 pikselden daha azsa aralarındaki mesafe demek ki bir çarpışma olmuştur. Bu durumda biz hedefimizin konumunu tekrar belirleyebiliriz. Yukarıda yazdığımız set position'ı kullanarak herhangi bir yerde, başka bir yerde tekrar onun oluşmasını sağlayabiliriz. Şimdi tekrar bir bakalım.
Mesela şu an ben hedefe doğru gidiyorum. Değdiği zaman görüldüğü gibi farklı bir şeye gitti şu an. Şu an yakalayamadım. Yani konumu değişmiş oldu. Şimdi hedeflerimizin sayısını artıralım. Hedefimiz bir tane değil de mesela 5 tane olsun. Bunun için bir değişken oluşturacağım. Maksimum hedef diye. Daha sonra otomatik olarak değiştirebilmek için. Bunu 5 olarak belirledim şimdi. 5 tane hedef oluşturmak nasıl yapabilirim? Bunu hedef 1, hedef 2, hedef 3 olarak kopyalayabilirim. Veya bir dizi içerisinde, bir liste içerisinde bunları oluşturabilirim. İkinci yöntem yani liste yöntemi daha az kod alan bir işlem. O yüzden onu kullanacağım. Yani hedefler diye bir liste oluşturuyorum. Boş bir liste. Ve buradaki hedeflerimizi oluştururken Turtle'dan hedefleri ekleyeceğim. Bunun için bir döngü oluşturuyorum. IInRange. Kaç defa dönecek? Maksimum hedef sayısı kadar. Yani 5 defa dönecek maksimum hedef. Ve buradaki kodları da for içerisine yazmam gerekiyor. Tabii ki bunların isimleri artık hedef olmayacak. Liste içerisinde bunlar indeksli hale gelecekler. Bunun için hedeflere ekleme yapıyoruz. Hedefler nokta append olarak ekliyoruz. Yani bizim turtle'ımız oluşturulduğu zaman turtle'ımız oluşturuyor ve hedeflere ekleniyor append'le. 5 defa bu işlem gerçekleştiriliyor. Daha sonra da o eklenilen hedeflerdeki, bu hedef değil de artık hedeflerdeki o i indeksli olan eleman için hepsi geçerli olacak. Yani buradaki hedefi ben hedefler i olarak değiştireceğim. Bu şekilde döngümüz dönecek ve her seferinde yeni bir nesne, yeni bir hedef bizim hedefler listemize eklemiş olacak. Şimdi başka nerede değişiklik yapacağız? Burada hedef diye bir şey oluşturmuştuk. Şimdi artık bizim 5 tane maksimum hedef sayısınca hedeflerimiz var. Dolayısıyla burada bir defa değil de bir döngü oluşturmamız gerekiyor. Yani aynı şekilde for i in range diye yazıyorum. Ve burada max hedef sayısınca döngümüz dönecek. Ve hedefler i olarak bunu da değiştiriyoruz. Yani hedefler içerisinde, listesi içerisindeki her bir hedefi hareket ettiriyoruz. Ve hedefler içerisindeki her bir hedefin oyuncuyla çarpışması meselesini de gene forun içerisine alıyoruz. Ve buradaki hedef değişkenini de hedefler i olarak değiştirmiş oluyoruz. Bu şekilde her bir hedefin yani hedefler listesi içerisindeki her bir hedefin oyuncuyla çarpışmış olma durumunu kontrol etmiş oluyoruz for içerisinde alarak. Şimdi bakalım bir. 5 tane nesne oluştu. Ve şimdi artık bu nesnelere değdiğim zaman hızı biraz artırıyorum kendi hızımı. Evet. Görüldüğü gibi herhangi bir nesneye, herhangi bir hedefe değdiğim zaman onun ekran içerisinde konumu da değişmiş oluyor. Şimdi bu ekranda görüldüğü gibi çok yavaş bir hareket söz konusu. Bunu iki şekilde çözülebiliriz. Ben sadece tracer olayını kullanacağım. Yani pencerenin yenilenme tracer'ı kullanacağım. Güncellenme bilgisini 2 olarak belirliyorum. Şimdi bakalım hareketlerine. Gördüğü gibi daha hızlı bir şekilde hareket edebiliyorlar. Şimdi hedeflerin de kenarlara çarpma özelliklerini belirleyebiliriz veya ben burada şöyle yapacağım. Hedefler ekran dışına çıktıktan sonra belirli bir noktaya ulaştıktan sonra tekrar pencere içerisinde hareket etmeye devam etsinler, geri dönsünler. Bu tabi geri dönüşleri rastgele olacak. Şimdi buna başlayalım. Şimdi hedeflere gidelim. Burada hedefler hareket ediyor. Hareket etme
süresince şimdi biz onları kontrol edeceğiz. Yani eğer hedefler i'nin x koordinatları normalde 300 biraz daha ilerlemiş olsun, mesela 400 veya 500 diyelim. 500'den büyükse veya gene x koordinatı eksi 500'den küçükse, eksi 500'den, bu durumda tekrar geri dönsün. Geri dönmesi de bir açıyla olsun. Hedefler i diyelim gene. Nokta right. Bir dönüş yapacak. Dönmesi de bir random olarak olsun. Rand int. Buna da dönüş açısı olarak da gene ekran içerisinde olabilmesi için 150 ile 250 arasında bir açıyla dönecek. Bunu aynı şekilde y için de, yani x koordinatı ve y koordinatı için de aynı şekilde bunu da belirlemiş oluyorum. Şimdi bir tekrar kontrol edelim. Onların geri dönüşlerini yapmış oluyoruz yani biz böylece. Şu an hızlandı. Evet, geri geliyorlar şu an. Evet, çok güzel. Evet, şimdi onlara değdiğim zaman da bir işlem olması lazım. Yani aslında işlem oluyor. Belirli bir başka bir noktada onlar belirliyorlar. Ama aynı zamanda açıları da değişsin. Açılarının da değişmesi için çarpışma, oyuncu ve hedefler, böyle yani bir çarpışma olduktan sonra onun açısı da değişsin istiyorum. Dolayısıyla hedefler için nokta right random nokta rendint ve açı olarak da herhangi bir açı olabilir. 0 367 derece arasında bir açıyla, herhangi bir açıyla devam etsin. Şimdi de puan ve hız yazılarımızı yazalım. Bunun için yukarıda player'dan sonra, oyuncudan sonra speed diye bir değişkenimiz var. Ondan önce bir değişken daha yazıyorum. Score diye puan. Puanımız, skorumuz 0 olsun ilk başta. Evet, şimdi bir yazı yazacağım için bir yazı değişkeni oluşturuyorum. Yazı 1 diyelim buna. Veya yazı puan diyelim. Yazı puanımız. Turtle'dan gene bir turtle, bir nesne oluşturuyorum. Ve bunun da aynı zamanda hızı yok. Yazı puan nokta pit 0. Bunun şekli shape olarak square olsun, kare şeklinde. Aslında bir şekli olmayacak. Yazı puan nokta color rengi beyaz olsun, white. Herhangi bir yazı çizim yapmayacak. O yüzden pen up yapıyoruz gene. Ve bir şekil de gözükmeyecek. Sadece yazı yazacak. O yüzden hide turtle yapıyoruz bunda da. Hide turtle yani görünümünü gizliyor, şeklini gizliyor. Bir normalde şekli square, kare şeklinde ama biz onu gizlemiş oluyoruz. Ve ekrandaki konumunu belirleyelim. Konumunu da go to ile belirliyoruz. X ve Y koordinatları eksi 200 ile 200 noktasında bir yazı yazacağız şimdi. Yazı puan nokta write özelliğiyle bir yazı yazacağız. Puan diye yazalım ve kıvırcık parantezlerimizle devam ediyoruz. Bir format veriyoruz. Buraya da bir skorumuz yazacağız. Yani puanın yanına skorumuzu yazacağız. Align sağa sola kaydırma. Biz ortada olsun, center. Ve kullanacağımız font olarak da Courier olsun. Font büyüklüğü 24 ve normal olsun. Bir kontrol edelim. Şimdi üst tarafta
Puan 0 diye yazdı. Şimdi iki nokta da yapalım. Şimdi puanımız değişecek. Puanımız hangi durumda değişecek? Oyuncumuz ve hedefimiz çarpışma anında puanımız da değişecek. Bunu şimdi yapmamız lazım. Çarpışma anında, yani çarpışma olduğu zaman puanımızın artması lazım. Yani skorumuz eşittir skor artı 1. Yani skorumuzu 1 artıracağız ve skorumuzu aynı noktaya yazmamız lazım. Önceki değeri, yani yazı puan değerini silmemiz gerekiyor. Clear ile siliyoruz ve yeni skor değerini oraya yazmış oluyoruz. Bir yukarıdaki yazdığımız kodu aynısını aşağıya da yazmış olacağız şimdi. Şimdi bir kontrol edelim. Puan aldıkça onun artık artması lazım. Puan alabilirsem, evet, bir puan aldım. Arttı puanım. Evet, 2 puan. 3 puan. Evet, puan artıyor. Şimdi aynı şekilde hız içinde aynı işlemleri yapabilirim. Kopyala yapıştır işlemini kullanacağım. Yöntemini kullanacağım. Yani burada yazı puan ve şimdi artık bunu ben hız puan olarak değiştireceğim. Hız puan. Konum olarak 200'e 200 noktasında yazsın ve bu bizim artık hızımız ve burada biz speed'i yazıyoruz artık. Speed'imizi yazacak. Hızımızı da değiştiririz ama önce bir kontrol edelim. Hızımız bir olarak burada yazıyor. Yani hızımızı artırdığımız zaman veya azalttığımız zaman da burada değerin değişmesi lazım. Yani aynı bilgiyi hızımızı artırdığımız veya azalttığımız zaman da yazmamız lazım. Ama öncelikle bu değeri bizim tabii ki hız puan değerini öncelikle bir sıfırlamamız gerekiyor. Yani silmemiz gerekiyor önceki değerini. Hız puan nokta clear. Aynı şekilde burada da hız puan clear. Şimdi bakalım bir. Hızı artırıyorum. Hız artıyor. Ve azaltıyorum. Bu eksiye de gidebiliyor. Eksiye gittiği zaman geri gitmiş oluyor. Evet, hız ve puan şu an göstergeleri tamamlandı. Şimdi de oyunumuzdaki görselliği artırmak için bir arkalan resmi ekleyelim. Arkalan resmi GIF olarak ben internetten bulmuştum ve hazırlamıştım biraz değişiklik yaparak. Bu resmi şimdi benim programımın dizinine kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Aynı isimde Underwater diye. Underwater.gif. Resme bakacak olursak şöyle bir resim. Şimdi bu resmi ben pencereme eklemek istiyorum. Penceremdeki arkalan renginden sonra pencereyi yazıyorum. Pencere nokta BG background, yani arkalan pick resim. Burada da resim aynı dizinde olduğu için sadece resmin adını yazmam yeterli. Underwater nokta GIF. GIF olmasına dikkat edelim. Görüldüğü gibi şu an arkalan resmini de eklemiş oldum. Şimdi herhangi bir çarpışma anında bir ses oluşmasını istiyorum. Bunun için de bir ses dosyası hazırlamam lazım. Ses dosyasını ben WAV olarak hazırladım. Çok kısa bir ses olacak ve sesimizin oyunumuzu yavaşlatmaması lazım. Bu önemli. Bir de Windows ve iOS'larda biraz farklı şekilde eklenir. Ben Windows'takini göstereceğim. Bunun için from PlaySound import PlaySound diye yazıyoruz. Daha sonra da tabii ki sesimizi öncelikle bir kopyalayalım. Swallow nokta wav diye bir ses. Ben bu sesi öncelikle bir kopyalıyorum aynı isimde. Ve çarpışma anında da ses çıkacak. Yani oyuncu ve hedef çarpışma olduğu zaman burada bir ses çıkması lazım. Mesela
Şuraya ekleyelim sesi. Sesi oynatmak için de play sound yazıyoruz. Ve sesimizin ismini yazıyoruz burada. Svolov.wav. Sesin hızlı bir şekilde oynaması için de, yani bir vakit kaybı olmaması için de burada false yazıyoruz. Evet, oyunumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk şimdi. Evet, bu videomuzda Python dilinde Turtle modülünü kullanarak bir oyun hazırladık. Bu oyunumuzda değişik nesneler oyunumuza eklemiş olduk. Oyunumuzda klavye kullanımını, arkalar resmini değiştirmeyi, ses eklemeyi, yazı yazmayı ve listeleri kullanarak nesneleri artırmayı öğrendik. İşte bu kadar. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.